İşte birleşim kümesini bulmalıyız. Sonra iki elemanın alt küme sayısını hesaplayacağız. Eğer biz M birleşim N'yi arıyorsak, yapmamız gereken şey şu. Burada gördüğümüz bütün elemanları yazacağız. Ama hiçbir eleman iki kez yazılmayacak. İki kez yazma durumumuz olursa ikinciyi yazmayacağız. Şöyle bir yöntem takip edebiliriz. Birinci kümenin bütün elemanlarını önce yazarız. Yazıyorum X, Y, Z, T. Direkt yazıyorum X, Y, Z, T. Sonra ikinci kümenin elemanlarından da olmayanları yazacağız. X var burada. X'i yazmıyorum. Z var. Yazmıyorum. N yok. N'yi ekliyorum. K yok. Ekliyorum K'yı. L yok. L'yi de ekliyorum. Olmayanları ekleyeceğiz. Olanları tekrar yazmayacağız. İşte M birleşim N kümesi bu. Bize eleman sayısı lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane elemanı var. Yani S, M birleşim N eşittir 7. Bunun iki elemanın alt küme sayısı isteniyor. O zaman ikili kombinasyon uygulayacağız. 7'nin ikili kombinasyonu. Teknik şu. 7'den geriye 2 sayıyoruz. 7, 6. 2'den geriye 2 sayacağız. 2, 1. 2'ye bölüyorum 1, 2'ye bölüyorum 3. 7 çarpı 3. Bu da 21 yapar. Demek ki 21 taneymiş.